Aslı Tarcan'ı tanıyabilir miyiz? Kimdir, neler yapar? Tabii ki. Aslı Tarcan bu sektörün içinde yaklaşık 10-12 yıldır bulunan, uzun yıllar saç ekiminde bir fil aktif olarak çalışan bir uzmandır. Eskiden FUT yöntemiyle yapıyorduk. Tabii sizler de bilirsiniz. Yaklaşık 6-7 yıldır FUE yöntemine geçildi. FUT neydi? FUT operasyonda en verimli bölgeyi keserek alınıp sonra dikiş atma işlemi ve kapatma işlemiydi. Dolayısıyla şimdi FUE dediğimiz dikiş, ağrı vesaire hiçbir şey yok. Tamamıyla tek tek atışlar yaparak mikromotor dediğimiz kök hücre yöntemiyle birlikte atışlar yaparak kökü transfer etme yöntemidir. Peki Türkiye'deki saç ekiminde gelinen son nokta nedir? Türkiye bu konuda hem sağlık turizmi açısından hem ülkemizi tanıtma açısından hem de tedavi daha ucuza alma konusundan avantajlı hale geldi. Çünkü insanlar artık gezip tozup turistik tatillerini yapıp alışverişlerini yapıp bu işlemi yapıp sonlandırıp ve dönebiliyorlar ülkelerine sıkıntısız bir şekilde. Otelini, transferini, ilacını, şampuanı, her şeyi bir paket halinde sunabiliyorsunuz. Hem tatil, hem iş, hem ticaret dediğimiz yöntemle yapıp geri dönüşlerini yapabiliyorlar. Saç ekimi süreci şöyle. Aslında ilk başlarda insanlar şundan yakınırdı. Saç ekimi operasyonu olduğunda eskiden gelen bir alışkanlık vardı ya. Bir ay evden çıkamama, 10 gün, 20 gün yok artık öyle şeyler. Bizim işimiz kafatasıyla ya da beyinle işimiz yok. Bizim deriyle işimiz var. Ha kafa derisi, ha el derisi. Dolayısıyla bunun için İstanbul'a ayırmaları gereken süre 3 gün. İlk gün operasyon, ikinci gün 5 dakikalık bir pansuman, üçüncü günde yarım saat süren bir yıkama işlemi, ondan sonra memleketlerine ya da yurt dışından geliyorsa dönüş yapabilirler. Yani burada totalde kalması gereken süre 2 gün. Yani günlük yaşantılarını etkileyecek ya da hastanede yatmasını gerektiren bir durum yok zaten. Yine gezebiliyorlar. 2 gün sonra kafalarına şapkayı taksınlar, normal hayatlarına devam etsinler. Hiçbir sıkıntıları yok. Saç ekimi yaptırmak isteyen kişilere neler söylemek istersiniz? Nerelerde yaptırmalılar? Bununla biz de çok uğraşıyoruz açıkçası. Çünkü örnek veriyor Aslılar. Diyorlar ki işte Aslı Hanım, işte fiyat ortalaması buyken neden X bir merkez işte. Düşünün ki şöyle, etin kilosu 50 TL iken siz bunu 10 TL'ye rahatlıkla alabiliyorsanız başka bir şey var bunun altında diye düşünmek lazım. Çok şey olabilir. Neler olabilir bunun içinde? Bu sterillik gerektiren bir durumdur. Kullanılan uçlar vesaire malzemeler ortak kullanılıyorsa ucuz olabilir. Örnek veriyorum. Merdiven altı bir yer varsa uygun olabilir. Hastane hoş koşullarında yapılması gereken bir operasyonken bunu gidip rezidansta ya da herhangi bir merdiven altı bir binada, bir evde tarzında bir yerde yapılabiliyorsa uygun olabilir. Yani ne kadar kaliteyi ucuz alamazsınız ya. Bu da böyle bir şey. Bu demek değildir ki şimdi korkmasınlar mı hastalarımız. Ama öyle bir şey yok. Herkesin bütçesine ve standartına uygun ortalama koşullarda fiyatlarımız mevcuttur zaten. Evet. Peki neden Aslı Tarcan'ı tercih etmeliler? Birçok sebepleri var aslında bunun için. Neden? Bir kere işten biliyor olmak ve işin başında duruyor olmak çok başka bir şey. Yani ben işin ticaretini yapan bir insan değilim. İşin her aşamasını bilen ve bir fil içinde bir senelerdir aktif olarak çalışmış bir insanım. Dolayısıyla bunu empati yapıyorum. Her şeyden önce bu ticari bir şey değildir. Yani empati yapmak başka bir şey. Biz Anadolu insanıyız ve misafiri seven insanlarız. Ve birçok insan da il dışından ve yurt dışından geliyor. Dolayısıyla onları burada yemesini, içmesini, konağını, burada gezdiği süre içinde bile, gittiği yer bile benim için önemli. Çünkü onlar bana emanet. İsme geliyor. Yani merkezimizin ismine geliyor. Dolayısıyla neden geliyorlar? Aslı Tarcan'a geliyorlar. Ve emanettir onlar. Bizim misafirlerimiz. Bunun için hasta bunu hissediyor. Yani oradaki ticari bir güdü olmadığını hissediyor. Aslı Tarcan hakkıyla verdiğini hissettiği için garantili işçilik, hastane ortamında, steril koşullarda, uzman kadro, doktor kontrolü altında, bütün her şey usulüne uygun, neden gelmesin ki? Ve telefonda konuşulan ya da görüşülen duyduğunun iki katı bir karşılığında bir daha ekstra bir hizmet alıyor. Yani birçok merkez şunu yapıyor. Evet, gelin X bir rakama ama hasta geliyor kabarık bir rakamla karşılaşıyor. Bizde öyle bir şey yok. Aslı Tarcan'da kesinlikle böyle bir şey yok. Ne konuşulmuşsa geldiğinde onun iki katı fazlası olacaktır muhtemelen. Aslı Tarcan'ın yurt dışı çalışmalarından da biraz bahseder misiniz? Tabii dünyanın her tarafında şu an ismimiz duyulmuş durumda. Yani Aslı Tarcan iyi bir isim olarak duyulmuş durumda. Nedir çalışmalarımız? Bir kere sosyal medya, Google üzerine işte bu tarz fuarlarda hep varız zaten.
en iyi çalışmamız hasta referansı aslına bakarsanız. Yani en iyi yaptığımız şey ellerimiz, elimizle yaptığımız işçilikler. Saç ekiminde aslına bakarsanız çok teknolojik bir şey yok. Yani bunda çok çok teknolojik malzemeler konuşmuyor. Robotu koyup başına hastanın başına yapmıyor. Bu bir dantel yapmak, nakış işlemek gibi bir şey. Bizim de bu tarzda yurt dışına sunduğumuz çalışmalardan en iyisi şu. Hasta sadece biletini alıyor ve bize atıyor, o kadar. Geri kısmının transferini, otelini, gelişini, gidişini, konaklamasını, hastane arasındaki gelişini, gidişini, ilaçlarını, her şeyini bir paket halinde sunuyoruz sahillerine. Ve operasyonu bittikten sonra, buradaki hizmeti bittikten sonra havalimanında o şekilde yolcu ediyoruz. Yani hasta şunun tedirginliğini yaşamasın. Ben hiç Türkiye'ye gitmedim ve bilmiyorum. Nasıl bir yol izleyeceğim? Yani burada Türkiye'yi bilen bir adresleri var zaten onların. Dolayısıyla biz onların adına zaten gelmeden her şeyi organize etmiş oluyoruz. Onlar psikolojik olarak kendilerini hazırlasın ve konsantre olsun. Gerisi bizde.